Bu videoya bir zihin pratiğiyle başlayalım istiyorum. İçinde bulunduğunuz ortamdaki en zeki insan olduğunuzu hayal edin ve çevrenizdekileri kendi avantajınıza kullanmak istiyorsunuz. Ne yapardınız? Hatta bunu yorum olarak da yazabilirsiniz. Bugün anlatacağım hikaye de tam olarak bununla ilgili. 1990'larda Amerika'nın en büyük 10 şirketinden biri olan Enron firmasının yöneticileri Ken Lay ve Jeff Skillings 16 yıl gibi kısa bir sürede şirketin değerini 10 milyar dolardan 65 milyar dolara çıkartmış ve 24 günde de bir anda iflası ilan etmiş. Peki bu hikayeye baktığımızda odadaki en zeki adamlar ne yapmış? Enron'un hikayesini Yunan mitolojisindeki Ikarus'un bal mumu kanatlarına da benzetebiliriz. Efsaneye göre Ikarus ve babası Daidalus bir labirentte mahsur kalır. Gel zaman git zaman nasıl buradan kurtulabiliriz diye düşünürken kuş tüylerini, bal mumunu ve ahşapları görürler. Bunun üzerine ahşapların üzerine kuş tüylerini yerleştirip bal mumuyla da bunları tahtaya tuttururlar. Kendilerine birer uçuş düzeni hazırlarlar. Bu düzeni tam kullanmak üzereyken Daidalus oğlu Ikarus'a bir tembihte bulunur. Oğlum der, çok alçaktan uçma. Eğer kanatların denize sürterse tüyler ıslanır ve yere çakılırsın. Çok yüksekten de uçma. Çünkü bal mumu güneşe dayanıklı değildir. Bu sebeple bal mumları erirse yine yüksekten aşağı çakılırsın. Der ve Daidalus uçuşuna başlar. Bunun arkasından cesaretini toplayan Ikarus bir çırpıda uçuşa geçer. Kanatlarını 1-2 çırparken özgürlüğünde tadıyla çok yükseklere ulaştığını fark eder. Yükseklerde güneş tanrısı Helios vardır. Helios Ikarus'u görür ve güneş dalgalarını onun üstüne gönderir. Ikarus'un bal mumu kanatları erir ve yüksekten aşağıya çakılır. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Enron'un hikayesi de 1985 yılında iki büyük enerji şirketi olan Natural Gas ve Internorth isimli firmaların bir araya gelmesiyle başlamış. Ken Lay'in kurduğu firma 15 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın gözünün üzerinde olduğu en çok çalışılmak istenen firmalardan biri haline gelmiş. Öyle ki şirket son 5 yılında 13 milyar dolar olan gelirlerini 100 milyar dolara çıkartmıştı. Hisse senetlerinin değeri 20 dolardan 80 dolara çıkmıştı. Böylesi bir şirket açıkçası herkesin gözünü büyüleyen inanılmaz bir firmaydı. Nasıl ki bu dönemin gözde sektörü teknoloji ise ve oyun şirketlerine dahi 1.8 milyar dolar gibi inanılmaz yatırımlar yapılıyorsa o dönemin popüler sektörü de enerjiydi. Öyle ki Enron dünyanın en inovatif şirketi unvanını birkaç kere kazanmıştı. İnovasyonun sırrı ise 1990'lardaki Amerika'nın doğalgaz dağıtım sisteminde yatıyor. Çünkü ilk etapta doğalgaz dağıtımları yalnızca eyaletin işaret ettiği tedarikçi tarafından yapılabiliyordu. Kenneth Lay politik bağlantıları güçlü bir insandı ve Baba Bush'la da yakınlığı biliniyordu. George W. Bush'un Amerikan başkanlığı yaptığı dönemde yeni bir yasa çıktı ve bu yasa sayesinde farklı şirketlerin de farklı eyaletlerde doğalgaz tedariği yapmasının önü açıldı. Tahmin ettiğiniz gibi yasadan en önce faydalanan firmalarda Enron ve Enron'un yatırım yaptığı diğer küçük firmalar oldu. Burada fazla hesap kitapla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Onun için olabildiğince sade şekilde bu inovasyonu anlatmak gerekirse Texas'tan 1 dolara aldığınız enerjiyi 3 dolara Kaliforniya'ya satabilir hale gelmiştiniz. Bu da aslında doğalgaz fiyatlarında arz talep dengesine neden oldu. Tıpkı hisse senetleri gibi burada da bir finansal enstrüman doğmuş oldu. Aynı modeli de Enron elektrik, internet dağıtımı, sigorta ve reklamcılık alanlarında da bildiği bilmediği alanlarda uygulayarak inovasyonunu pekiştirdi. Bu şekilde şirket çeşitli sözleşmeler yapmaya başladı ve sözleşmelere istinaden tahviller çıkarttı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Enron'la X şirketi bir sözleşme imzalıyor ve imzaladıkları sözleşme sonucunda 20 yıl içerisinde 100 milyon dolar kazanmak istiyor. Finansal kayıtlarına sanki bu teklifler gerçekleşmiş hem de bugün gerçekleşmiş gibi notlar düşmeye başladı. Tabii bu sözleşmeler zaman içerisinde kar da ediyor, zarar da ediyor. Zararları finansal hokus pokuslar sayesinde
Enron'un yatırım yaptığı ufak firmalara aktarırlarken karları kendi üstünde tutmaya devam ediyorlar. Buna istinaden yatırımcılar da firmanın finansal kayıtlarını önlerine alıp baktıklarında ne görüyor? Düzenli olarak gelirini arttıran, borcu makul seviyelerde olan kusursuz bir şirket. Bu insanlar deli mi? Neden Enron'a yatırım yapmasınlar? Yatırımlarını yapıyorlar ve hisse senetleri 80-90 dolar seviyelerine kadar yükseliyor. Ancak 5 Mart 2001'e gelindiğinde Bethany McLean, Fortune magazinde Enron'a fazla mı fiyat biçiliyor isminde bir makale yayınlıyor. I didn't know at the time I wrote the piece that Enron was a fraud. I knew the numbers didn't add up and it was shocking to me and it was such a lesson because so many people who were investors in the company couldn't answer the basic question, how does this company make money? They just wanted the 20% earnings growth that would spit out the bottom line and the stock price jump that would happen when the company met or exceeded analyst earnings estimates as it always did, but they didn't actually understand the business and that in and of itself was shocking to me. But the core of that piece was really, wow, look at this company's valuation and yet nobody can explain how it makes money. I always think breaking a story is really being able to actually get in there and explain what's happening. And I didn't do that degree of excavation on Enron. But this piece, nonetheless, which started when a guy named Jim Chanos, who many people know, he's one of the longest running short sellers out there, came to me and said, how does Enron make money? Tell me if you can figure it out. And I was several years out of a brief stint in investment banking at the time, so I was able to at least look at the financial statements and say, I don't know. Şüphesiz ki fazla fiyat biçiliyordu. Ancak ne kadar fazla olduğunu 22 Ekim 2001'de Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu seçin yapmış olduğu incelemede görüyoruz. İnceleme sonuçları Kasım ayında tamamlanıyor. Enron'un geçmişe yönelik 591 milyon dolar zarar ettiğini, 628 milyon dolar da borcu olduğunu ilan ediyor. Diğer bir deyişle Icarus'un bal mumu kanatları tutuşmaya başlıyor. Öyle ki 90 dolar seviyesindeki hisse senetleri bir ay bile geçmeden 26 sente geriliyor. Şirketin kurucusu Kenneth Lay ve Jeff Skillings hakkında dava açılıyor. Ken Lay dava sonuçlanmadan 3 ay önce kalp krizi geçirerek vefat ediyor. Jeff Skillings ise 24 yıl hapse mahkum ediliyor. Firmanın denetim ve danışmanlık aldığı Arthur Anderson firmasının da tonlarca muhasebe kaydını ortadan kaldırdığı ortaya çıkıyor. Bunun üzerine firma denetim faaliyetlerini durduruyor, danışmanlık hizmetlerine ise bugün hala devam eden Accenture markası altında sürdürüyor. Bu olay tüm dünyadaki finansal raporlama ve uluslararası denetim standartlarını değiştiriyor. Öyle ki işletme bölümü okuyanlar hala Enron skandalını denetim derslerinde görüyorlar. 2005 yılında Enron skandalı The Smartest Guys in the Room, yani odadaki en zeki adamlar isimli belgeselle de detaylı şekilde anlatılıyor. Bu videoda çok fazla kafanızı karıştırmamak için Enron'da görevli diğer yöneticilerden Arnold Schwarzenegger'in Kaliforniya valisi seçilmesi Enron'un nasıl bir etkisi olduğundan, George W. Bush'la Kenneth Lay'in ne kadar yakın olduğundan pek fazla bahsetmedim. Eğer dilerseniz belgeseli izleyerek de bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şubat 2019 tarihinde de Enron'un eski CEO'su Jeff Skillings'in de serbest bırakıldığını biliyoruz. Ve eski Enron yöneticileriyle görüşmeye başlayarak enerji ve kripto parayı da içinde bulunduran yeni bir girişim hazırlığında olduğu söyleniyor. Sizce Enron 2.0'la karşılaşabilir miyiz? Bu şekilde bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yeni videolar her pazar saat sabah 9.30'da Barış Özcan videolarından hemen sonra gelmeye devam edecek. Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen butonuna tıklayabilir ve bu videoya bir yorum bırakabilirsiniz. Daha fazla video istiyorsanız da kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sevgili şirket, tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.